Artık seçimlere çok az bir zaman kaldı, yerel seçimlere. Kritik illerden bir tanesi Diyarbakır. Diyarbakır'da AK Parti ve HDP yarışıyor. Birinci parti HDP, ikinci parti AK Parti. Bu sefer nasıl bir yarış olacak? Diyarbakırlılar ne söylüyorlar? Malum eş genel başkanlar cezaevinde, kayyum atanmıştı. Şimdi Selçuk Mızraklı aday. Acaba Diyarbakır ana şehirde ve ilçelerinde nasıl bir performans sergileyecekler? Diyarbakırlılara sordum, beklentilerini sordum. İşte izlenimlerim. Ne bekliyorsunuz burada? Burada biz iş bekliyoruz. İş de gelmese akşam cebimiz boş, evimize gidip çocuklarımız içinde oturuyoruz. Biraz neşe, Allah verse neşemizi alacağız. Kaç? Neşeden sonra yatarız. Hani kaç yaşındasınız? Ben 39 yaşındayım, 40'a basıyorum. 40'a eğitim gördünüz mü, okudunuz mu? Bizim geleceğimiz yoktu, okumadık. Hı-hı. Ama kendimizi biraz geliştirdik. İnsanların içinde kendimizi geliştirdik. Peki ne iş yapıyorsunuz? Yani genelde ne iş çıkıyor? Hamallık yapıyoruz. Hamallık? Evet. Kaç para kazanıyorsunuz? Para, vallahi şimdi desem kazanma var yok. Bu yani seçim azidir. Nedir hani 1-2 aydır boştayık. Şu anda boştayık, hep oturuyoruz. Hı-hı. İşte dedim ya, gece olsa gidiyoruz. Para da olsa, olmazsa da evimize giderim. Peki diyelim ki bir gün iş, yani bir günlük bir iş buldunuz, hamallık yaptınız. Kaç para alıyorsunuz? Eğer iş olsa, gerçeği iş olsa 100 milyon alırım. 100 lira yani. He. Gün. Olsa. Olsa. Olmazsa da aç. Ne kadar zamandır yok iş? Valla 3 aydır ben boştayım. Şu anda bir iş yok elimizde. Ben bir senedir işe gitmedim. Bir senedir? He. Nasıl geçiniyorsunuz? Allah'a emanet. Peki Diyarbakır'da niye iş yok? Diyarbakır'da biraz suskunluk, huzur olmadığı zaman, huzur olmadığı bir yerde mutluluk yok. Peki şimdi göreceli olarak huzur var gibi. Hayır, huzur ben göremedim Diyarbakır'da. Ne kadar güzel çalışıyorsunuz. Nedir seçilecek olanlarda? Vallahi bir Diyarbakırlı olarak. Diyarbakırlı olarak beklediğimiz zaten hiç bugüne kadar ne devlete ne şeyde, memleketimize pek fazla bir şey yapılmamış. Yani bu ekonomi durumu var. O kadar ki millet Diyarbakır halkı hepsi perişan. İş yok, gücü. Öyle mi? Yani esnaf haftada belki bir sefer çıktaydı. O kadar çok. Yok, iş yok. Çocuklarınız var mı? Var. Kaç tane? 7 tane. Hepsi evli, ayrılmış. Evet. Doğru morunlar var. Ben lakanım tek. Ben evet. Peki gençler çalışamıyorlar mı? Nerede? İş yok ki çalışsın. Nerede çalışacak ki? Evet. İş yok. Ama yollar yapıldı, altyapı yatırımları var. Bunlar... Yok anneciğim, şimdi altyapıyla şöyle böyle bir çizim olmuyor ki. Ben az olduktan sonra şey teşkil, iş yok, güç yok. Şimdi mesela Diyarbakır'da o zaman bütün fabrikasyon vardı, içki fabrikasyon vardı, şayak vardı, bütün şeyler, devlet daireleri hepsi kapandı. Evet. Halk nerede çalışacak, başka bir ümit yok yani ya. Evet. Şimdi gençler hepsi, ya benim oğlum şahsen üniversiteyi bitirmiş, öğretmen, şu anda kafede çalışıyor. Yani öyle başka yani iş yok, güç yok memleketimiz. Durgun mu? Neden? Dışarıdan gelen de yok galiba. Dışarıdan gelen yok. Genel bir durgunluk var. Herkes ne bekliyorsa biz de onu bekliyoruz. Baş talebiniz nedir adaylardan? Baş talebimiz. Herhangi bir talebimiz yok. Piyasaların düzelmesini bekliyoruz biz de.